Selamlar herkese, tekrardan hoş geldiniz. Bir ekranımı paylaşayım ben hızlıca. Bir teyitleşebilir miyiz? Ekranım geliyor mu şu an? Evet, ekran geliyor şu Sunum gözüküyor değil mi? an. Evet. Tamamdır, ekranı büyüteyim. Konumuz hacklenmiş Windows sistemler nasıl analiz edilir? Nerelere, nasıl ve neden hangi gözle bakmalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz aslında. Günlük iş hayatımızda da çokça karşımıza çıkan bir konu Windows sistemlerde analiz yapmak. Keyifli bir konu aslında. Umarım güzel geçer deyip kısaca kendimi tanıtayım. Ömer Günal ben. BGA'da Incident Responder olarak çalışıyorum. Öncesinde bankada SOC analist ve CM ekiplerinde çalışmıştım. Orgunal.com isimli blog sayfam var. Çoğunlukla güvenliğin defansif alanıyla alakalı içerik üretiyorum oraya. Bu aralar biraz pasif konumda ama hala içerik var. Kontak kurmak isteyen olursa iletişim kanallarım burada. Twitter ve e-mail adresim. Bir iki tane ofansif tarafla alakalı sertifikam var deyip konuya giriş yapıyorum. Bugünkü akıştan bahsedeyim çok kısa. İlk olarak cyber kill chain nedir? Biz bunu analiz sırasında nasıl kullanıyoruz? Ondan bahsedeceğiz. Sonrasında bir SOC ortamında, siber güvenlik merkezinde inceleme sürecine giden yolu konuşuyor olacağız. Bir sonraki konuda artık Windows sistemlerde prosesleri, ağ bağlantılarını nasıl inceleriz? Hangi gözle, hangi konu başlıklarına bakarız? Onlara bakacağız. Sonrasında da bir saldırgan ele geçirdiği sistemde nasıl kalıcılık elde eder ve biz bunu nasıl tespit edebiliriz? Bunu inceliyor olacağız. Bir sonraki konuda tüm bunları yaparken hangi araçlardan faydalanabiliriz? Bunlara bakacağız. Tabii ki ücretsiz araçlar. Son olarak da bir sıkıntı olmazsa böyle Murphy kanunları devreye girmezse örnek canlı bir analiz yapacağız. Cyber Kill Chain'le başlayalım. Şimdi birçoğumuz zaten buna aşina, en kötü ihtimalle ismini duymuşuzdur. Ben yine kısaca tanımlamasını yapayım. Basitçe bir siber saldırıyı analiz edebilmek için, soruşturabilmek için oluşturulmuş bir model. 7 parçaya ayrılmış. Şöyle ilk parçası keşif aşaması. Yani saldırgan hedef üzerinde toplayabileceği bütün bilgileri saldırının ilk aşamasında yapıyor. Bu ne olabilir? Hedefe yönelik bir mail adresini toplama olabilir. Hedefin kullandığı sistemler, uygulamalar, servisler, bunların versiyon bilgileri olabilir. Yine kendi içerisinde aktif pasif bilgi toplam var ama o kadar kapsamlı girmeyelim bugünkü konuda. Şunu da söyleyeyim, bu cyber kilçenin her aşaması birbiriyle bağlantılı. Yani çoğunlukla bir önceki aşamayla bağlantılı. Mesela şimdi ikinci aşama weaponization, silahlanma. Bu da keşif aşamasıyla bağlantılı tabii ki. Burada ne oluyor? Saldırgan topladığı bilgiler doğrultusunda hedefe yönelik bir silahlanma, bir kuvvetlenme girişimine başlıyor. Örnek veriyorum. Hedefin XP sistem kullandığını öğrendi. Buna uygun bir exploit arayıp sahiplenebilir saldırgan veya şu an BGA webinarına katılanları hedeflemek istiyorum. Ne yapabilirim? bgawebinar.com adresini, domain boştaysa satın alırım. Neden? Sonrasında işte hedefteki kişilere yönlendirmek için. İşte derim ki oradan o domainden mail atarım. Derim ki şu dosyayı da indirin. Bakın sunum linki. Mesela silahlanmada bu şekilde. Bir sonraki aşama delivery, iletim. Artık iki aşamayı geride bıraktık. Hedef hakkında bilgi topladık. Hedefi hacklemek için gerekli silahları kuşandık. Bu silahları artık hedefe doğrultmamız gerekiyor. Ona bir şekilde ulaştırmamız lazım bu materyalleri. Bunun içinde çeşitli yöntemler var. Oltalama maili dediğimiz mail yoluyla ulaşım sağlayabiliriz. Sosyal medyadan mesaj atabiliriz, direkt mesaj atabiliriz. Bir web URL linki gönderebiliriz, tıklamasını sağlayıp. USB fiziksel olarak sosyal mühendislik yöntemleri uygulanabilir. Bir önceki senaryoya döneyim ben. Ben BGA webinarına katılanları hedeflemek istiyorum. Bir kişi Ahmet Mehmet olsun. Mehmet olsun. Mehmet'e özel bir tane makro zararlısı hazırladım. Excel dosyası içerisinde makro zararlısı var. Bunu hedefe göndermek için de bir önceki aşamada bgawebinar.com domainini satın aldım. Dedim ki sen şu
webinarımıza katılmışsın, teşekkür ederim. Sunum linki ektedir deyip dosyayı gönderdim. İlk 3 aşamayı tamamlamış oldum. Hedefi keşfettim, hedefi hakkında bilgi topladım. Ona yönelik silahlanmamı yaptım, zararlılarımı hazırladım ve onu karşı tarafa ilettim. Bir sonraki aşama exploitation. Artık ben zararlımı hazırladım. Karşı taraf bunu açtıktan sonra sömürme işlemi başlıyor. Yani artık Excel'in altındaki makroda bir PowerShell komutu çalışıyordur, CMD komutu çalışıyordur. Nasıl hazırlamışsak o da artık exploitation kısmına girmiş oluyor. Bu yeterli mi peki? Yani ben hedefe her ulaşmak istediğimde yeni bir mail mi atacağım? Hayır. Bunun içinde bir sonraki aşama, beşinci aşama olan installation kısmı var. Artık burada kalıcı olmam lazım. Yani benim gönderdiğim zararlıyı kullanıcı kapatsa bile yeniden bir şekilde kendini aktifleştirebiliyor olması lazım. Bunun içinde çeşitli yöntemler var. İlerleyen dakikalarda zaten değineceğiz ama basitçe şunu örnek vereyim. Mesela gönderdiğim zararlıyı schedule task olarak ekleyip her gün saat işte 11'de tekrar çalışmasını sağlayabilirim. Bu bir yöntem. Kalıcı da kaldık. Artık 6. aşamaya geçeceğim. Sisteme zararlıyı gönderdim. Kalıcı da oldum ama bir şekilde haberleşmem lazım onunla. Yani komut gönderip komut çıktısı almam lazım. Bunun içinde bir komuta kontrol merkezi olması lazım. Bu altyapıyı hazırlamış olmam lazım ki hedef sistemle iletişim halinde kalabileyim. Bu da Cyber Kill Chain'deki 6. aşama oluyor. Son aşamaya geleceğim. Artık bütün yapmam gerekenleri yaptım. Altyapıyı hazırladım. Bir şekilde artık ana amacıma ulaşmam lazım. Bu veri çıkarmak olabilir. Ransomware yüklemek olabilir. Amacım neyse artık. Bu da Action and Objectives. Yani aslında eylem diyebiliriz. Asıl amacımı da burada uyguluyorum. Veri çıkaracaksam veriyi çıkartıyorum. Başka bir şey yapacaksam bunu da son kısımda yapıyorum. Genel olarak Cyber Kill Chain'in adımları bu şekilde. Analiz yaparken buradaki başlıklar altında soruları cevaplamamız gerekiyor. Yani saldırgan delivery iletim aşamasında hangi yöntemi kullandı? Exploitation için ne yaptı? İşte command and control'de nereyle hangi yöntemle iletişim kurdu? Bu soruları cevaplamamız lazım ki analizimiz, soruşturmamız eksik kalmasın. Biz de bugünkü konuda 3. aşama ve sonrasından bahsediyor olacağız. Çünkü 3. aşama ve sonrası çoğunlukla hedef sistem üzerinde gerçekleşiyor. İlk 2 aşama daha çok saldırganın kendi ortamında yaptığı işlemler. Bu yüzden 3 ve sonrasını ele alacağız bugünkü webinarda deyip SOC ortamında bu süreç nasıl ilerliyor ondan bahsedeyim. Kuruma göre tabii ki değişebilir ama en genel ifadeyle anlatacağım. İlk önce şundan bahsedeyim. SOC ortamı var, siber güvenlik ortamı var. Analistler var orada. Bir tane CM ürünü var. CM ürünü alarmlar üretiyor. Bir tane alarm geliyor. Analist bunu incelemeye başlıyor artık. Analist süreci başlıyor. Alarmımız şu olsun hatta. Mimikatz detected işte. Ömer Günal'ın makinesinde Mimikatz tespit edildi. Analist geliyor. Alarmı gördü. Mimikatz tespit edilmiş. Tamam. Olabilir. Peki bu false pozitif mi yoksa değil mi? Yani gerçekten Mimikatz var mı yok mu? Onu öğrenmesi lazım. Ne yapabilir? İşte EDR'a bağlanır. Der ki Ömer Günal'ın makinesindeki bütün dosyaları listele. Listeledi. Mimikatz exe'yi gördü. Tamam. Mimikatz exe'yi bana getir. İndir bakayım. Bu gerçekten Mimikatz mi yoksa isim benzerliği mi olmuş? İndirip baktıktan sonra eğer Mimikatz'in gerçekten varlığından eminse artık bir sonraki aşamaya geçtir. Yani alarm false positive değil, artık investigation, soruşturma aşamasına geçilir. Yani bu Mimikatz indirildi ama bunu kim indirdi, nasıl geldi buraya ve bu Mimikatz kullanıldı mı? Artık soruşturma aşamasında bunlar yapılır. Bir sonraki aşama, bundan hangi asetler, varlıklar etkilendi? Yani Ömer'in makinesinde çalıştırıldı Mimikatz ama daha önce Ahmet Mehmet de RDP yapmıştı buraya. Onların da parolası ele geçirildi mi? Bu aşamada o belirlenir. Sonrasında artık zararlı bir aktivitenin olduğu kesinleşti bu cihazda. Bu cihazın artık enfekte olduğundan eminiz. O yüzden contain etmemiz lazım. Yani bildirim geldi. Contain etmemiz lazım. Yani ağdan izole etmemiz lazım ki
saldırgan hala buraya bağlanamasın, içerideyse de bağlantısı kopsun, iç network veya dış network fark etmez, tamamen ağ bağlantısını kopartıyoruz. Bir sonraki aşamada artık bu cihaz üzerindeki tehlikeli bütün durumları ortadan kaldırıp tekrar güvenli duruma getirip sonrasında organizasyonda tekrar işlevini sağlayabilecek hale getirmek. O da son aşaması oluyor. SOC ortamında bu süreç genel anlamda bu şekilde işliyor. Şimdi ben bir önceki aşamada şu investigation veya respond için konuşalım. Bana bir tane makine geldi. Diyorlar ki bunu analiz etmemiz lazım. Hani ne var ne yok görmek istiyoruz bu cihazda. Üç tane aslında temel soruyu cevaplamamız lazım bu analiz sürecinde. Birincisi, şu an sistemde aktif olarak çalışan bir zararlı var mı? Yani aktif daha önce çalışmıştır, alarm oluşmuştur, bir şeyler olmuştur, tamam. Ama hala devam eden bir şey var mı? Bu bir. İkincisi, iç veya dış network'te bir normal olmayan iletişim var mı? Yani bir yere veri kaçırılıyor mu hala? Eğer kaçırılıyorsa veri, analizi bırakıp yani o sızıntıyı durdurmamız lazım ilk önce adresi tespit edip. Bir sonraki soruda kalıcılık sağlandım. Yani analizi yaptık, zararlıyı gördük, ettik, artık def ettik, prosesleri kilettik, sildik ama bir şekilde kalıcılık sağlanmışsa ve bu durum tekrar edilecekse yaptığımız şeyler boşa gitmiş olacak. O yüzden herhangi bir kalıcılık sağlanıp sağlanmadığını da teyit etmemiş olmamız lazım. Bu üç konuyu, üç soruyu bir şekilde cevaplıyor olmamız lazım soruşturma sırasında, analiz sırasında. Şimdi ilk olarak ilk soruyu cevaplamaya çalışalım. Aktif olarak çalışan bir zararlı var mı? Bunu nasıl anlayabiliriz? Bir zararlı çalışıyorsa, bir aktivite gerçekleşiyorsa bunun bir prosesi olması lazım. Yani bir yere dokunan, bir yerden bir şey okuyup bir yere gönderiyorsa prosesi olması lazım ki bu davranış gerçekleşebilsin. Bu yüzden de prosesleri analiz etmemiz gerekecek. Prosesleri incelerken aslında iki tane durum bizim için çok önemli. Bir, proses ağacı. Proses ağacından kastım şu. Örnek veriyorum, Teams Exe diye bir proses varmış. Bunun altında da tekrardan Teams Exe çalışmış. Bu olabilir mi? Olabilir. Düzgün bir, legal duran bir proses ağacı. Aynı şekilde şurada bir Excel.exe çalışmış. Bunun altında PowerShell Exe görseydim şüphelenirdim. Derdim ki Excel'in altında neden PowerShell çalışıyor? Yani çalışamaz mı? Çalışabilir ama normal olmama ihtimali çok yüksek. Muhtemelen bir makro falan, bir zararlı makro enjekte edilmiş. Oradan PowerShell çalıştırılıp bir şeyler yapılıyordur. Dediğim gibi birincisi proses ağacı bizim için önemli olan kısım. Bir sonraki de ağ bağlantıları, prosesin yaptığı ağ bağlantısı. Burada örnekten bakalım tekrardan. Zoom.exe varmış. Şu IP adresinin 443 portuna bağlantı kurmuş. Normal mi? Eğer bu gerçekten bizim bildiğimiz Zoom'sa normal. Çünkü zaten şu anda Zoom'dayız. Bir yere bağlanıyoruz, veri gönderiyoruz, veri alıyoruz. Zoom'un böyle bir davranış göstermesi normal. Ama burada işte az önceki gibi bir PowerShell görürsem şüphelenirim. Yani normal olabilir mi? Yine söylüyorum. Normal çıkabilir ama Zoom'a göre PowerShell'in bir network bağlantısı kurması bizim için daha şüpheli bir durum, daha öncelikli bir durum inceleme için. Şurada ilk soruyu cevaplamak için aslında proses tarafını incelememiz gerekiyor. Bunu da burada da dediğimiz gibi bir proses ağacı, iki prosesin yaptığı ağ bağlantıları bizim için önemli. İkinci sorumuz, iç veya dış iletişim var mı? Bunu da aynı şekilde proseslerden görüntüleyebiliriz, prosesin yaptığı bağlantılardan. Şimdi şey diyen olacaktır, atıyorum hiç buradan uğraşmayalım, firewall'dan baksak ya geçmiş bağlantıları da görürüz. Evet doğru, ama biz şeyi varsayalım, şu an hiçbir işte CM altyapısı, firewall, Active Directory falan hiçbir şey yok, öyle düşünelim. Elimizde sadece bir tane cihaz var, kişisel laptopumuzu analiz ediyormuşuz gibi düşünelim, yoksa konu çok büyüyor, onu bir saate yetiştiremeyiz. Bir tane daha sorumuz kaldı, kalıcılık sağlandı mı? Kalıcılığın ilk önce nasıl yapıldığını anlamamız lazım ki bunu tespit edelim. Kalıcılık için çok fazla yöntem var. Hepsine tek tek değinemeyeceğiz. Ama
En genel ifadeyle çok sık kullanılan yöntemleri burada anlatıyor olacağız, bahsediyor olacağız. Nasıl tespit ederiz ona da bakacağız. İlk yöntem en basit olanı bir kullanıcı oluşturmak. Kullanıcıyı saldırgan oluşturur. Sonrasında dikkat çekmemek için mesela kullanıcıyı oluşturur. O kullanıcıyla aktivitelerine devam eder. Mevcut bir kullanıcı değildir. Çünkü neden? Atıyorum benim şurada Günal kullanıcım varmış. RDP ile bağlandım. Başka birisi bir daha bağlandığında bana uyarı geliyor. Yani diyor ya atayım mı seni, kabul ediyor musun gibi. Bu tarz durumlar olmasın diye kullanıcı oluşturulur. İşte hem diğer tarafta dikkat çekmez hem de kendi halinde devam eder. Bunu nasıl tespit edebiliriz? NetUser komutunu yazdığımızda burada bize mevcut kullanıcıların listesi geliyor. Kullanıcı hakkında detay bilgi almak istiyorsak da NetUser kullanıcı ismini verip burada görebiliyoruz. Buranın şöyle bir sıkıntısı var. NetUser dediğimizde şu an mevcut olan kullanıcıları görüyoruz. Ama şöyle de bir durum olabilir. Saldırgan bir kullanıcı oluşturmuştur. Yapacağını yapmıştır. Sonrasında bu kullanıcıyı silerse biz burada göremeyeceğiz. Analizimiz yarım mı kalacak? Hayır. Bunun için security log'lara bakmamız lazım. Event log'lara bakmamız lazım. Eğer konfigürasyonu yapılırsa, çünkü default'ta açık olarak gelmiyor. Her bir lokal kullanıcı oluşturulduğunda cihazda 47-20 event ID'li log oluşuyor. Yani kullanıcı isterse 15 gün önce kullanıcı oluşturmuş olsun. O kullanıcı oluşturduğunda 47-20 event ID logo oluşuyor. Oradan takibini, tespitini yapabiliriz. Birazdan zaten demoda bakacağız ona. Tabi burada da şöyle bir durum var. Yani logların üzerine yazmamış olması lazım veya bu loglar silinebiliyor. Silinmemiş olması lazım. Bunları da unutmamak lazım. Bir sonraki kalıcılık yöntemi schedule task oluşturma. Ne yapılabilir burada? Şurada zaten örneği var. Örnek veriyorum. Google Update diye bir schedule task varmış. Ya da ona değil de şuna bakalım. Tam anlamadım buradaki açıklamayı. Her gün 17.45'te çalışan şurada bir Intel'in schedule task'ı varmış. Bunun bir action kısmı oluyor. Oradaki action kısmında hatta şöyle getirmeye çalışayım ekrana. Şuradaki action kısmındaki verilen uygulama ve parametresi belirtilen saatte çalışıyor. Bu da kalıcılık için çok sık kullanılan bir yöntem. Neden? Bir önceki slayta bakalım. Şurada proseslerde bir zararlı gördük. Ben bu prosesi kilettim diyelim ama belirtilen saatte tekrardan çalışıyor olacak bu eğer bu zararlıysa. Şimdi burada inceleme yaparken iki tane önemli durum var. Saldırgan yeni bir schedule task oluşturabilir. Veya mevcut var olan bir tane schedule task'ı düzenleyip kendi zararlı uygulamasını oraya gömebilir. Bunun için event log analizi yaparken sadece yeni bir schedule task oluştu filtresi değil de mevcut bir schedule task güncellendi şeklinde de arama yapmak lazım. Burada da event ID kodları yazıyor. Bunları hepsini ayrı ayrı ezberlemek pek mümkün olmayabilir ama böyle bir event ID, böyle bir logun tutulduğunu biliyor olmak yeter. Neden? Zaten Google aramasıyla ID numarasını bulabiliriz. O çok sıkıntı değil. Bunun var olduğunu bilmemiz yeter. Bir sonraki yöntem startup'a uygulama ekleme. Ne oluyor bu startup dediğimiz şey? Windows yeniden başlatıldığında hangi uygulamaların otomatik olarak başlatılacağını belirtiyor. Örnek hani bu Discord veya Teams otomatik açılıyor ya, bu startup'a eklenmiş oluyor. Bunu nasıl görebiliriz? Task Manager'dan startup sekmesinden görebiliriz veya Command Line'dan görmek istiyorsak CMD ekranından BMIC Startup Get komutuyla bunu listeletebiliriz. Ben ismini, publisher'ın statüsünü görmek istemiyorum. Sadece o action kısmında ne olduğunu görmek istiyorum diyorsak da Get Command deyip hangi komutun çalıştırıldığını görebiliriz. Buradan analiz esnasında şüpheli bir uygulama var mı veya şüpheli parametre var mı diye bakabiliriz. Mesela System 32 RAM DLL 32 exe. Microsoft'un kendi exe'si bu ama burada önemli olan şey sonrasındaki parametre. Mesela parametrelere de bakmak önemli yani. Bir sonraki kalıcı kalma yöntemi registry değerlerini değiştirmek. Burada işler biraz karmaşıklaşıyor. Şöyle, şu an ekranda en sık kullanılan
register değerleri var saldırılarda kullanılan. Bu register değerlerine bir veri girişi yaptığınızda, ekrandakinden bahsediyorum, startup aslında bir uygulama eklemiş oluyorsunuz. Yani Windows başladığında bu register değerlerine yazdığımız uygulamalar otomatik olarak başlatılıyor. Ama sıkıntı şu, çok fazla register değeri var. Sürekli olmasa da zaman zaman yeni register değerleri ortaya çıkıyor saldırılarda kullanılabilecek. Sallıyorum işte, yapışkan tuşlar aktifleştirildiğinde şu olsun, bilmem ne aktif olduğunda şu olsun gibi gibi farklı senaryolar çıkıyor. Bunu takip etmek lazım. Bunun analiz sırasında tespiti nasıl yapılabilir? Bir register değeri değiştirildiğinde 4657 event ID logo oluşuyor. Bunlar default'ta gelmiyor. Konfigürasyonun yapılmış olması lazım. Onu da unutmayalım. Fark etmişizdir zaten. Bu event log'lar bizim için çok önemli. Çünkü event log'lar olmazsa geçmişe yönelik bir arama yapamıyor konumuna geleceğiz. Örnek veriyorum. Ben gittim şu register değerine baktım. Gayet normal, boş gözüküyor mesela. Ama 2 saat önce belki başka bir şey vardı. Bunu bilemem. Bunu öğrenmem için işte register değerini okumuş olmam lazım, geçmişteki halini. Bunu da event log'lar tutuyor. Event log'lar da cihazdan silinebiliyor. O da öyle bir dezavantaj. Burada da aslında merkezi log yönetim sistemlerinin önemi anlaşılıyor. O çok dallanıp budaklanmadan devam edeyim. Başka bir kalıcı kalma yöntemi de dosya. Bu da aynı şekilde karmaşık olan durumlardan biri. Çünkü çok fazla dosya var işletim sisteminde. Hangi birini analiz edeceğiz, hangi birini kontrol edebileceğiz? Burada şöyle bir yöntem izlenebilir. İlla manuel yapmak istiyorsak, sallıyorum, elimizde bir zaman aralığı vardır. Olay işte 18 saat önce yapılmış olsun. Şöyle bir şey diyebiliriz. Şu komutla C diskinde -1 demişiz. Son bir günde yapılan değişiklikleri göster deyip listeletebiliriz ama yine çok fazla çıktı gelecek. Burada şüpheli olanı bulmak çok zor. Bu tarafta artık otomatize araçlar kullanmak lazım. Artık antivirüs yazılımları olur, başka tarama araçları olur, yara kurallarıyla bir tarama olur. Bir şekilde otomatize yapmak lazım buraya kısaca. Kalıcılık yöntemi değil ama firewall tanımlamaları değiştirilebilir. Mesela Zoom'u veya Teams'i kurunca size soruyor. Diyor ki firewall tarafında ayrıcalık verilsin mi bu uygulamaya? Saldırgan da yine aynı şekilde kendi uygulamasına ayrıcalık tanımış olabilir. Şurada netsh firewall show config komutuyla detaylara erişebiliyoruz. Burada mesela Anydesk'in tanımlamalarını görüyoruz. Burada Teams'inki var, Skype'inki var gibi gibi. Burada zararlı bir şey olmaması gereken bir dosyayı görürsek orada şüphelenip detaylı incelemesine geçebiliriz zaten. Şimdi tüm bunları yaparken hangi araçları kullanabiliriz? Prosesleri, burada da şöyle bir şey var burada. Bunların bir sürü muadili var tabii ki. Bunları kullanmak zorunda değiliz. Biz bunları ücretsiz olduğu için gösteriyoruz aslında. Başkası başka bir araç kullanabilir. Zaten önemli olan mantığı. Mesela ben Process Hacker'la göstereceğim ama şu ekranı tekrar küçülteyim. Burada bahsetmiştik. Bakacağımız yer aslında aynı. Proses harcına bakacağız. Ağ bağlantılarına bakacağız. Tabii genel anlamda daha farklı, gerektiğinde farklı konulara da bakacağız ama genel konuşuyorum. Bakacağımız şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı olduğu için tool çok fark etmiyor. İsteyen kendi yazsın. Çok önemli değil. Kalıcılık anlamındaki tespitler için de Otorance'ı kullanacağım ben. Göstereceğim. Bu da Windows'un kendi sysinternals aracı. Full Event Log View diye bir araç var. Newsoft'un. Bu da şunu yapıyor. Şöyle event logları getireyim. Burada event loglarda event logları tek bir yere toplayıp zaman akışına göre sıralıyor. Orada zamana göre aşağı yukarı inip bir timeline çıkartabiliyorsunuz kendinize. Last View Activity View diye bir araç var. Bu da cihazda yapılan son aktiviteleri listeliyor yine aynı şekilde zamana göre. Browser History View var. Browsing History View. Bu da cihazdaki bütün tarayıcılardaki geçmişleri, tarayıcı geçmişlerini toplayıp zamana göre bize sıralıyor. Burada şöyle bir detay var tabii. Tarayıcı geçmişi silinmişse bize de eksik bilgi gelmiş oluyor.
analiz sırasında kullanılan ek çözümden bir tanesini bahsedeyim. Endpoint ve network seviyesinde monitoring yapmak, izleme yapmak. Nasıl yani? Endpoint'ten başlayayım anlatmaya. Mesela iki tane şüpheli cihazımız var. Az önce bahsettiğimiz tüm konuları, tüm başlıkları inceledik. Şüpheli bir durum gördük veya görmedik. Analizimizi bitirdik. Ama insanlık hali, hata yapmış olabiliriz, bir şeyi kaçırmış olabiliriz veya kaçırmadık ama sonradan oluşacak bir durumu yine tespit etmek istiyoruz. Bunun için şunu yapabiliriz. Bir EDR kurarız. Endpoint Security anlamında. Cihaza EDR ajanını yükleriz. Bir tane de merkezi sunucu kurduktan sonra o endpoint ajanı zaten gidiyor. Cihazdaki prosesleri, prosesin bağlantılarını işte bir register mi değiştirildi, onları, task schedule'ları, şüpheli aktiviteleri toplayıp merkezi sunucuya yönlendirir. Merkezi sunucu da verileri filtreden geçirip şüpheli bir durum varsa alarm olarak bunu analiste gösterir. Bu neden önemli? Az önce dediğimiz gibi analizimizi yaptık ama sonradan oluşacak bir durum meydana gelmiş olabilir. Kaçırdığımız bir nokta olmuş olabilir. Bu aslında bize ikinci bir göz olmuş oluyor sürekli olarak çalışan. Aynı şekilde network seviyesinde de bu cihazların önüne bir IDS konabilir. Örnek veriyorum. Analiz bitti etti. Bir hafta sonra şöyle bir durum oldu. Bu cihaz işte TA-505 grubuyla alakalı grubuna bağlantısı olan birkaç tane IP adresine yüklü miktarda veri gönderdi. IDS bunu fark edip alarm ürettiğinde biz hemen geri dönüp bakıp deriz ki bu trafiği hangi proses oluşturuyor, niçin oluşturuyor? Detaylarına bakabiliriz. Bu yöntemi de önemsemek lazım. Yani belki de dünyada en iyi hizmeti veren, incident response hizmeti veren Mendiant da bu modeli, yöntemi kullanıyor. Bu da önemli bir çözüm aslında analiz sonrası için. Şimdi bir tane örnek analiz yapalım. Senaryomuz şu şekilde. Günal cihazı var. Bu cihaza sürekli olarak bilinmeyen RDP bağlantıları yapılıyor ve cihazda bulunan BGA projesine ait kaynak kodlar internette sızdırılıyor. Kullanıcı parolasını değiştirmiş ama yine de kodlar bir şekilde sızdırılıyormuş. Şöyle bir bilgi verilmiş. Şu IP adresi dışında kimsenin bu cihaza RDP bağlantısı yapmaması gerekiyormuş. Biz de analiz sırasında bu bilgiye istinaden ilerliyor olacağız. Ek olarak da şöyle bir detay verilmiş. Olay 22 Haziran 2021 16:25 itibariyle gerçekleşiyor. Yani bu bilgi doğruysa 16:25'ten öncesi hani artı eksi çok da önemli değil diyebiliriz. Şimdi makinemi getireyim ben şu tarafa. Şimdi makine bunu aynı. Şimdi bize senaryo neydi? Şüpheli RDP bağlantıları yapılıyormuş ve kaynak kodlar sızdırılıyormuş. Tamam. Şimdi benim yapacağım ilk şey, az önce de konuşmuştuk. Yöntem değişebilir tabii ama ilk şu üç soruya cevap vermeye çalışalım. Geri döneyim. Üç tane sorumuz vardı. Aktif olarak çalışan bir zararlı var mı? Ona bakalım. Bunun için proseslere bakmamız gerekiyordu. Burada Process Hacker aracını kullanacağım ben. Dediğim gibi başkası başka araç kullanabilir. 3 aşağı 5 yukarı bakacağımız yerler aynı. Burada ilk olarak proses ağacına bakalım. Şu kısımları hızlı geçeceğim şimdi. Sürede çok yemeyelim. Microsoft'un, Windows'un kendi sistem prosesleri. Burada şunları da seçebiliyorum bu arada. Diyorum ki bana verification statüsünü göster imzanın ve İmzalı mı değil mi? Onları göster prosesi. Örnek veriyorum şurada bir tane pan.gpa.exe diye bir dosya varmış. Şurada Palo Alto Network tarafından imzalandığı gözüküyor. Ben zaten bunu kurduğumu biliyordum. O yüzden geçiyorum. OneDrive var. Yine Microsoft'a aitmiş. Tamam. Bir sonrakine geçiyorum. Şöyle üzerine gelince de detayını gösteriyor. Citrix'e ait bir uygulamaymış. Tamam, bunu da ben kurduğumu biliyordum. MMC.exe var. Burada Microsoft'un kendi exe'si ama bu da saldırılarda zararlı bir şekilde kullanılabiliyor. Nasıl kullanılabiliyor onu görmek istiyorsam da Lolbus diye bir
proje var. Burada Microsoft'un kendi uygulamaları zararlı şekilde nasıl kullanılabilir bunu gösteriyor aslında. MMC Exe ile karşılaşmıştık. Şuna tıklıyorum. Burada bu MMC Exe ile neler yapılabilir onu gösteriyor. Neymiş? Background'da bir tane payload aktif edebiliyormuşuz. Nasıl olabiliyormuş? Şu parametrelerle. Tree embedding, boşluk, MSC dosyasının path'i. Yani benim bakacağım şey aslında MSC dosyası zararlı mı değil mi? Onu kontrol etmem lazım analiz sırasında. Hemen dönüyorum. Şurada hangi parametreyle çalıştığını görmek için üzerine geliyorum. Ne diyor? JWindows sistem 32'nin altında EventViewer.msc dosyası çalışmış. Bu da şundan dolayı zaten. Şurada benim EventViewer'ım açık olduğu için çalışmış. Yani şüpheli değil. Geçiyorum bunu da. Bunlar benim analiz araçlarım. ProcessHacker zaten. Browsing History'yi de az önce bakmıştık. Chrome Exe'ler Google tarafından imzalanmış. Trust. Tabii şey de diyemiyoruz aslında. Biraz yanlış oldu. Yani imzalıysa güvenlidir diyemiyoruz. Yani SolarWinds'te de gördük. İmzalı gerçekten kendi dosyaları o taraftan gelmiş ama kaynak kod değiştirilmiş. Davranış önemli aslında burada. Şu sekmelerde de zaten görüyoruz ki bir network bağlantısı olursa burada kaç byte'lık bir iletişim kurduğu yazıyor. Bu tapta aldığı, burada gönderdiği byte'lar yazıyor. O tarans yine benim açtığım. Bir tane CMD var. Yine MMC var. Bakıyorum neymiş bu? Task Schedule ile alakalı MSC dosyası. Yine Task Scheduler açık olduğu için gelmiş. Bir tane CMD çalıştırılmış. Altında Java Exe çalışmış. Bakalım hangi parametreyle çalışmış bu CMD. CMD Exe denmiş. Treasure. Bir tane jar dosyası çalıştırılmak isteniyor. Checkpointing C#.jar'ı çalıştırılmak istenmiş. Bu da aslında şüphe varsa gidip bu C#.jar dosyası incelenebilir ama ben bunun normal davranış olduğunu biliyorum. Bu uygulamayı ben kendim kurmuştum. Şu da yine Citrix'in uygulaması. Yine aynı şekilde kendim kurduğumu biliyorum. Burada bir tane CMD var. Tabii kanunlar devreye girmiş. Bizim şey gitmiş. Hemen şey geri çalıştırayım. Bir tane zararlı kaldırmıştım ben. Şunu tekrardan çalıştırayım. Öyle bir tane reverse shell oluşturdum. Çalıştırıyorum. Silinmiş mi dosya? Silinmemiş. Ama izin vermiyor. Sıkıntı yok. Tamam. Aktif proseslerde bir şey olmasın. Canlı demo yapınca klasik patlıyor bilmiyorum. Hani az önce çalışıyordu. Hani inanan inanmayan artık yapacak bir şey yok ona. Bir tane CMD exe çalışmış. Bir pet verilmemiş. Başka bir CMD çalışmış. Ping exe çalışmış arkasından. Başka bir tane daha CMD var. Onun altında PowerShell çalışmış. Şu an bir parametrelerini göremiyorum ama eğer bak şey yapmak istiyorsam illa bundan şüphelendim, sıkıntılı bir durum var diyorsam şöyle bir şey yapabilirim. Bunun memory dump'ını alıp memory analiz, bellek analizi kısmına geçebilirim. O ayrı bir konu ama ona çok girmeyelim. Burada göstermiş olalım sadece. İndirip dump'ını alabiliyoruz. Zaten indirmişim. Üzerine yaz diyorum. Üzerine yazıyor. Aktif proseslerde bir şey göremedik. Normalde görecektik. Sağlık olsun. Burada çıkmadı bir şey. Proses ağacından bir şey bulamadık. Zararlı bir şey. Bir de şuna bakalım. Bu aktif proseslerin ağ bağlantılarını inceleyelim. Burada sıkıntılı bir durum var mı diye. Şurada network tabına geldiğimde bana şey gösteriyor. Proses network bağlantısı var mı? Varsa hangi portla, hangi protokolle yapılmış bir de state'ini, durumunu gösteriyor. Burada diyeceğim ki ben sıralamayı remote adrese göre yap. Yukarıdan aşağı bakıyorum. Chrome Exe şu adreslerin 443 portuyla iletişim kurulmuş. Chrome Exe yapar, doğrudur. Eğer bizim bildiğimiz Chrome'sa sıkıntı yok. Üzerine geliyorum zaten. Detayında bizim Chrome olduğunu anlıyorum. VPN agent diye bir şey varmış. Yine bir bağlantı kurmuş. Lokal bağlantı zaten.
ne VPN'iymiş? Cisco AnyConnect. Olabilir, yapar bunu. Cisco AnyConnect. Java dosyaları var. Neymiş bu? Checkpoint'in mobil aksesi. Az önce de bakmıştık zaten. Sıkıntılı bir durum yok bunda da. Başka bir VPN uygulaması. Yine bir VPN uygulaması bir bağlantı kurmuş. Nessus Daemon'du galiba açılımı. Nessus'un bir egzesi var. Bu da bir bağlantı kurmuş. Buna ben Nessus kurmuştum. O da normal. Şurada bakıyorum. Yine Checkpoint'in bir uygulaması. Kurdum ben. Doğrudur. Bağlantı normal. Burada yine başka bağlantılar var. Chrome'ların yaptığı. Reverse share'imizin bağlantısını burada göremedik. Ya, sağlık olsun onu. Geçelim. Burada aktif olarak şunu bir daha deneyeyim ya. Bir daha çalışırsa. Ay arkadaş. Tamam. Burada aktif çalışan zararlı bir proses olsaydı zaten A bağlantısından yakalayabiliyor olacaktık. Sallıyorum. Ben çalıştıramadım ama important exe başka bir IP adresiyle dış network'le iletişim kurduğunda şurada important exe deyip şurada da IP adresi yazacaktı zaten. Şurada mesela Chrome'un yaptığı bağlantıları görüyoruz. O zaman slide'a dönüyorum şimdi. İlk soruya cevap olarak aktif çalışan bir zararlı var mı? Proseslerde yok. Göremedik. Yarım saat önce çalışan bir zararlı durum var mıydı? Ona bakacağız. Şu an için bir şey diyemeyiz. İç veya dış iletişim var mı zararlı olarak? Yani şüpheli diyeceğimiz bir bağlantı var mı? Proseslere baktık. Proseslerin kurduğu bağlantılara baktık. Herhangi şüpheli bir bağlantı yok. Bir sonraki soruyu cevaplamamız lazım artık. Herhangi bir kalıcılık durumu söz konusu mu? Ona bakalım. Onun öncesinde de şuna bakmamız lazım aslında. Şüpheli RDP bağlantıları vardı. Onu netleştirmemiz lazım. Slide'da yok ama bir başarılı RDP bağlantısı kurulduğunda yine aynı şekilde bir event log oluşur. Bu da 4624 event logu. Security logları altında oluşuyor. Şöyle security loglara geldim. 22.000 tane security log var şu an. Benim aradığım şey başarılı RDP bağlantıları. Bunun için de 4624 event ID'leri incelemem lazım. Şurada sağ tarafta filter current log'a gelip 4624 yazıyorum. Başarılı RDP oturumlarını listelemiş oluyorum. Benim için önemli olan kısım senaryodaki saatten sonrası kaçtı? 22.06. Saat 16.25'ten sonrası benim için önemli. Ayın 22'sine geliyorum. 22'sine geldim. 16.25'in üzerine gelmeye çalışacağım. 16.27'de bir tane bağlantı kurulmuş. Bakıyorum. Burada bakıyorum. İstediğimi bulamadım. Bir üstüne geçiyorum. Şurada bakıyorum ki Günal kullanıcısıyla bir bağlantı yapılmış. Tamam. Kim yapmış bunu? Source Network adreste de şu IP adresini görüyorum. Kendi IP adresime bakacağım. Benim IP adresim bu değil. 127.134. Buraya IP adresi yapan kim? Bağlantı yapan kim? 133. Bizde şöyle bir bilgi vardı. Şu IP adresi dışında dışarıdan RDP bağlantısı yapılması normal değilmiş. Yani benim aklıma ikinci bir soru geliyor. Bu cihazda iç network'e dahil olan bir cihaz çünkü. Bu cihazda ele geçirildi mi? Yani inceleme kapsamı genişleyebilir. İki cihazı incelememiz gerekebilir aslında. Yani bu cihazda notlarımızı aldık. Bu cihazın da incelenmesi gerektiğini anladık. Şu an başka bir soru doğdu. Bu kullanıcı buraya nasıl bağlandı? Yani parolayı nasıl elde etti? Onu bulmamız lazım. Onun için de önce bir kalıcılık anlamında bir sıkıntılı durum var mı? Tekrar eden bir durum olacak mı? Onu kontrol edelim. Çünkü parola değişmesine rağmen bir şekilde kaynak kodlar tekrar tekrar çaldırılıyormuş, sızdırılıyormuş. Bunun için otorans aracını kullanacağız. Şöyle çalıştırıyorum zaten açmışım öncesinde. Burada bize kalıcılık anlamında az önce konuştuğumuz konular hakkında bilgi sunuyor. Login tabında şunu veriyor bize. Cihaz başlatıldığında hangi uygulamalar aktifleşecek kendi kendine? Yani startup'ta hangi uygulamalar çalışacak ve buna bağlı register değerlerini gösteriyor. Yukarıdan aşağı incelemeye bakıyorum.
Bir tane CMD.exe varmış. Publisher'dan verify olmuş. Bu verify olması benim için çok şey değil. Patch'ine bakıyorum. CMD.exe, bizim bildiğimiz CMD.exe. Devam ediyorum. Yine az önce de görmüştük bunu. Palo Alto'nun uygulaması. Doğrudur. Otomatik çalışıyordur. Windows'un security ile alakalı, Defender ile alakalı uygulaması. VMware. Yine VMware ile alakalı başka bir şey. Cisco'nun yine VPN'leri, Citrix ile alakalı dosyalar, OpenVPN, PassSecure'un VPN'i. Geçiyorum bunları. Burada değişik bir şey var. Java Update. Bu kontrol edilebilir. Olması gerektiği pette ama aklımızda olsun. Şüphelenirsek bir analiz gerekebilir bu dosyaya. Buna proseslerde bakmıştık zaten. C Shell Java'ya checkpoint'in şey demiştik bir parçası. OneDrive'ın egzesi. Bu da tamam. İsmi böyle diye tabii ki şey değil. Bizim için güvenli anlamına gelmiyor ama aklımızda kalsın şimdilik. Peti normal duruyor. Değiştirilmiş olabilir mi? Olabilir tabii ki. OpenVPN. Başka bir tane register değerine geçiyoruz. Bu sefer JUsers Downloads Important Exe. Az önce çalıştırmaya çalıştırdığımız ama çalışmayan bloklanan exe. Kendine register değerine eklemiş ve cihaz her çalıştırıldığında ne oluyor? Bu important exe tekrardan aktifleşiyor. Ben burada proseslerde mesela göremedim. Aktif olarak çalışmıyormuş ama cihazı restart ettiğimde bu important exe yeniden çalışacak. Yeniden dışarıya bağlantı kuracak aslında. Benim bunu buradan bu register değerini mesela siliyor olmam lazım. Cihazı tekrardan güvenli konuma getirebilmek için. Şurada bahsetmiştik ya. Response aşaması için bu register değerinin silinmesi lazım. Kalan kısımlara bakıyorum. Yine Citrix'e ait Chrome Edge, Microsoft'un kendi şeyleri. Tabii kendisinin olması yeterli değil. Buradaki parametreye bakmam lazım. Kalan kısımlarda da pek bir şey yok. Hızlı geçiyorum. Schedule task'lara bakacağım. Burada sıkıntılı bir durum var mı? Hatta geçmeden önce şuna bakalım. Şimdi register değerlerini, şu anki değerlerini kontrol ettik ama geçmişte başka bir şeyler yapılmış mı onu da öğrenmek istiyorum. Belki bir tane değil de 5 tane zararlı dosya enjekte edilmişti register değerlerine. Şu an sadece bir tanesi kaldı. Bunu nasıl öğrenebilirim? Eğer loglanıyorsa bu event loglardan kontrol edebilirim. Mesela task schedule kısmını bu şekilde bakalım. Event ID değerine bakıyorum. Yeni bir task schedule oluşturulduğunda 4698 event ID oluşuyormuş. Hemen bakıyorum. İlk önce filtreyi kaldırıyorum. 4698'i aratıyorum. Birkaç tane şey çıktı. Benim için önemli olan 22'sinden sonra 16-25'ten sonra olanlarda 16-25'ten sonra şu oluşmuş. Şimdi Günal Support diye bir kullanıcı varmış. Burada bir schedule task oluşturmuş. İsmi de şuymuş. OneDrive chart normal duruyor. Bir şey değil gibi. Tabii önemli olan ismi değil. Action'ı. Action'ına bakıyorum. Exec kısmında yazar. Bu da comment tarafında. Burada OneDrive'ın update'ine çalıştırmış. Bir sonrakine geçiyorum. Burada da yine OneDrive ile alakalı bir şey. Bir sonraki. Task name important. Benim için önemli olan action kısmıydı. Şurada action kısmına geliyorum. Execute'dan comment. Bakıyorum. JUsers Downloads'un altında important exe. Yani ne olmuş? Saldırgan demiş ki olur da bir şekilde register değeri İşte silinir edilirse garanti olsun. Bir de task schedule'a eklemiş kendine. Şu an aktif mi? Onu görmek istiyorsam da şu anki değerlere bakarım. Schedule task'lara gelip burada zaten important exe'yi görüyorum. Şu anda oradaymış. Eğer işi bittikten sonra kendini imha edip silseydi ben bunu zaten event log'lardan yakalıyor olacaktım. Log'lar silinmediği takdirde. Hatta ne zaman oluşturduğunu da görüyorum. Ayın 22'sinde 16.42'de bu schedule task oluşturulmuş. Clear log denirse ona yapacak pek bir şey yok. Silinir. Başka bir kalıcılık yöntemi vardı. Kullanıcı oluşturma. Onu da şu şekilde bakalım. Net user demiştik. Silin ekranı. 2, 4, 6 tane kullanıcı görüyorum.
Administrator ve Günal'ı biliyorum. Bunlar benim kullanıcım. Bunlar zaten şunlar var olanlar. Günal Support'u da biliyorum ama Support kullanıcısının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani benim cihazımda böyle bir kullanıcı yoktu. Ne yapabilirim? Event log'lardan bakarım. Derim ki bu Support kullanıcısı saldırının yaşandığı zaman aralığında mı oluşturulmuş? Hemen onu kontrol edeceğim. Event ID log'u neydi? 4720. 4720'yi aratıyorum. İki tane kullanıcı oluşturulmuş zaten. Olay zaman aralığında olanına bakıyorum. Günal kullanıcısı oluşturmuş bu kullanıcıyı. Kimi oluşturmuş? Support kullanıcısını oluşturmuş. Ne zaman? 16.41'de. Yani support kullanıcısı muhtemelen saldırgan tarafından oluşturulmuş. Detayına bakmak istiyorum. Bunun ne tarz yetkileri var? Hangi gruplar alınmış diye. Bakıyorum herhangi bir gruba bir yere alınmamış. Kullanıcı oluşturulup bırakılmış aslında. Şimdi totalde şunu görmüş olduk. Important exe diye bir zararlı dosya var. Zararlı olduğundan emin değiliz hatta. Bir tane şüpheli dosya var. Bunu virüs totale atayım ben hızlıca. En hızlı yöntem bu olduğu için virüs totali atıyorum. Yoksa farklı şekilde dinamik analiz, statik analiz de gerekebilir. Yine demo mağduru oluyoruz. İnternette mi sıkıntı var? Yok. Buraya atıyorum hemen dosyayı. Important exe yanlış dosyayı mı attım? Bu değil çünkü. Buna bir şeyler olmuş. Bunun üzerine bir şeyler yazmış herhalde Defender. Normalde dosya şu. Important exe. 69 antivirüsten 52 tanesi bunu zararlı olarak işaretlemiş. Relations'larından da hangi adreslerle ilişkili olduğunu kontrol edebilirim. Şu IP adresine bağlantı kurmaya çalışıyormuş bu cihaz. Yani eğer aktif olsaydı muhtemelen ben de proseslerde bu IP adresini görüyor olacaktım. Ama aktif olmadığı için herhangi bir bağlantı görmedim buraya. Daha da şüphelenirsem artık bunu analiz ortamında kendim de analiz edebilirim. Ama şundan eminim artık şu important exe artık zararlı ve task schedule'dan da işte register değerlerinden de kaldırılması lazım. Başka bir soru var ama bu dosya buraya nasıl geldi? Klasik yöntemlerden birkaç tanesi aslında biri şu mail yoluyla gelmiş olabilir veya yine aynı şekilde mail yoluyla gelmiştir. Link üzerinden indirilmiştir veya internetten başka bir şekilde indirilmiştir. Bunun için ne yapabilirim? Ben tarayıcı geçmişlerini kontrol edebilirim. Şurada browsing history view vardı. Tarayıcı geçmişleri silinmemişse bunu bana gösterecek. Çalıştırıyorum. Bana soruyor diyor ki belli bir tarih aralığında mı arama yapmak istersin yoksa son bilmem kaç günü mü taramak istersin? Son 10 günü 10 gün değil de 5 günü getirsin. Zaten 22'sinde yaşanmıştı olay. Okey diyorum. Yine bana zamana göre bunu getirdi. 172 tane sonuç getirmiş. Burada benim mesela şüpheli olarak göreceğim, şüpheli olduğunu düşündüğüm adresleri kontrol edebilirim. Mesela burada FireEye'in adresleri varmış. 22'sinde 16.45'ten sonrakilere bakacağım. Bir tane İki tane adres var zaten gördüğüm kadarıyla. .132/rdp.html diye. Nasıl gitmiş buna? Typed URL diyor. Yani kendi yazmış. Artık mailde gördüğü kopyala yapıştır mı yaptı? Başka şekilde elle mi yazdı? Bilemiyoruz tabii. Kopyalıyorum. Bir de ben gideyim. Şimdi benden username password istiyor. rdp.html. Burada veri girişi yapayım rastgele. Connect dediğimde important exe'yi indiriyor. Hatta bunu çalıştırmaya çalışayım. Antivirüs tekrar devreye girmiş. Tamam. Dosya en azından bu şekildeymiş. Şu soruyu da cevaplamış olduk. Kullanıcı şu adrese gidiyor. Bu adresi nereden buldu hala meçhul. Bu adrese gittikten sonra important exe'yi çalıştırıyor. Sonrasında bir şeyler oluyor ve dosya kendine kalıcı hale getiriyor. Ne yapıyor? Register değerine yazıyor ve schedule task üzerinde bir tane task oluşturuyor.
Onun dışında bir tane kullanıcı oluşturuyor Günah Support isminde. Bunları tespit etmiş olduk. Bunun hepsini tek başına bu zararlı mı yapıyor? Şu an emin değiliz. Çünkü zararlıyı daha analiz etmedik. O yine aynı dediğim gibi demedim daha önce ama bu da ayrı bir konu aslında. Memory analiz gibi ayrı bir başlık. Ona değinmeyeceğiz. Çünkü belki de dinamik çalışan bir yapısı vardır. Yani komuta kontrol merkezinden verileri alıyordur. Biz çalıştırdığımızda aynı davranışı sergilemeyebilir. Özetle ne yaptık? Kalıcılıklarını tespit ettik. Bunları tekrardan bu kalıcılıkları yok etmek için register ve task schedule değerlerini ortadan kaldırıp sonrasında zararlı dosyayı da silip eminsek cihazı tekrardan hayata döndürebiliriz, iş akışına döndürebiliriz. Ha yine emin değilsek bir garanti olsun diye formatlayabiliriz. Domain yapısında olmadığı için öyle varsayalım. Sağa sola zıplayamaz. Eğer domain yapısındaysa artık şeye de bakmamız lazım. Başka hangi cihazlara zıplamış bu saldırgan buradan? Bir yere zıplamış mı? Ona da bakmamız gerekir. Kapsam bir anda genişleyebilir yani. Genel olarak bu şekilde. Zararlıyı çalıştıramadık. Sağlık olsun. Şey tekrar devreye girdi büyük ihtimal. Microsoft'un Defender'ı. Genel olarak benim anlatacaklarım bu şekilde. Slide'da bakıyorum. Sonrasında bir şey var mı? Yok. Benden bu kadar şu an için. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Son 10 dakikayı soru varsa soru cevaba ayırabiliriz.